Herkese merhabalar. Oran konusunu yapacağız ama ne zaman Tonguç'un 5 dakika içinde yapacağız? İmkansız. Evet, oran konusunu 5 dakika içinde anlamaya var mısın Tonguç? 5 dakikam var. Daha fazla zamana gelemem. Hemen zamanı başlat ve başlatıyorum ben de. Başlattım hocam. Tamam, o zaman süper. Bak, iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına biz oran diyoruz. O zaman çok basit bir mantık var. Oran dediğimiz şey aslında iki şeyin birbirine bölümü Tonguç evladım benim. Mesela bir sınıfta 12 tane kız var, 16 tane erkek öğrenci var. Tamam mı Tonguç? Tamam. Kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı dedi ya. Sen bunu unut, bölümü diye oku bunu. Kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına bölümü. Kız öğrenciler 12 taneydi. Evet. Erkek öğrenci 16 taneydi. 12 bölü 16'yı söylemiştim. Oh be. Burada sadeleştirme yapman gerekiyor. Oranda birazcık daha sade halini bulman gerekiyor. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirirsek 12 bölü 4, 16 bölü 4 desek 3 bölü 4. Yani kızın erkeğe oranı 3 bölü 4'müş. Bitti o kadar. Bu sınıf için ama. Tamam. Geldik bir sınıfta 12 tane kız, 16 tane erkek öğrenci vardır. Bunu söyledik, pardon. 10 kilogramlık bir karışımın 2 kilogramı şeker demiş. Karışımdaki şeker oranı 10'da 2 değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Heh, o zaman 2'yi 10'a bölüyoruz. Yani 10'da 2 şeklinde, hatta sadeleştirsek 1 bölü 5 şeklinde farklı bir oran. Oran bölüm demek yani. Aynen, oran birbirine bölüm. Aslında bir dakikada bitti hocam. Süper zekisin. Ama birazcık daha detaylı bakalım. Mesela 3 farklı renkte bilyeler var. Sarı var, mor var, kırmızı var. Mor bilye sayısının tüm bilyelerin sayısına oranı. Bak, mor bilye sayısı 3. Tüm bilyelerin sayısı 3, 7... 8, 9, 10, 11, 12. 3 bölü 12. Sadeleştirirsek 3'te 1 bölü 4 cevabımızı diyoruz. Kırmızı bilye sayısının tüm bilyelerin sayısına oranı şeklinde söylersen adam. Kırmızı bilyelerin sayısı 4 bölü tüm bilyeler 12 taneydi. Bunu sadeleştirirsek 4 ile 1 bölü 3 olur. Sarı bilye sayısının kırmızı bilye sayısına oranı 5 bölü 4 olur. Zaten bundan 5 tane, bundan 4 tane var. Artık sadeleştirilmez diyoruz ve diğer sorumuza geçtik. Yandaki birim karelerden oluşmuş şekildeki boyalı olan karelerin sayısının, bak, boyalı olan karelerin sayısının boyalı olmayan karelerin sayısına bölümünü soruyor. Oran yani bölüm. Süper. Boyalı karelerin sayısına sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 bölü boyalı olmayanları saymak için de hiç uğraşmayalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Burası da 6 tane. 6 kere 6 36 tane toplam kare var. 36'dan 16'yı, yani boyalı olanları çıkarsan 20 tane de boyasız vardır Tonguç'um. O zaman 16 bölü 20'dir diyoruz. Sadeleştirelim Tonguç'um 4'te. 4'te sadeleştirecek 4 bölü 5 olur. Çünkü ikisini de 4'e böldüm diyoruz. Geldik Tonguç'um, bravo diyorum sana. Tonguç'un evinin dedesinin evine uzaklığı 640 metredir. Tonguç'un dedesinin evine 480 metre yürüdüğünde kalan yolun uzunluğunun, gittiği yolun uzunluğu oranı ne demiş? 640 metre toplamda, 480 gitmiş, geriye ne kadar kalır dersen 160 kalır Tonguç'um. Bize sorduğu şey kalan yolun uzunluğunun, yani 160'ın gittiği yolun uzunluğuna, yani 480'e oranını sormuş, yani bölümünü sormuş. 160'ı 480'e böldüm. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3 çıkar Tonguç'um. Bak, 640'tan 480'e çıkardım, 160 çıktı, oradan sonra hemen cevabı buldum. Şimdi Tonguç'um, birimsiz oran dediğimiz şey aynı birime sahip iki çokluğun oranına birimsiz oran diyoruz. Bir de birimli olan var, farklı birime sahip iki çokluğun oranı. Mesela Tonguç'un kütlesinin Tongül'ün kütlesi oranı. İkisi de 70 değil mi bak? 70 kilogram bölü 50 kilogram. Evet. Bak, ikisi birbirini götürüyor. O yüzden 7 bölü 5'tir diyebiliriz. Bu birimsiz orandır. Ama bir de bir araç 20 saniyede 30 metre yol gitmiştir. Aracın aldığı yol 30 metre bölü kaç saniye? 20 saniye. O zaman diyoruz ki 30 metre bölü saniye. Birimleri vermek zorundayım. 3 bölü 2 metre bölü saniye diyebiliriz. Bu da birimli olandır diyoruz. Bir tane son soru artık. Bir meyve suyu yapımında 200 mililitre nektar, süper. 400 gram şeker, süper. 1200 mililitre su kullanılmıştır. Bu meyve suyunun yapımındaki şeker miktarının nektar miktarına oranı. Şeker miktarı 400 gram. 400 gram. Nektar miktarı, şeker miktarının nektar miktarına oranı, yani bölümü. Nektar miktarı 200 mililitre. 200 mililitre. İşte bu bizim cevabımız. Peki birimli mi birimsiz mi Tonguç Evren? Birimleri yazdığımız için birimli. Harika. Birimler birbirine sadeleşmediği için birimli. Bunlar sadeleşir ama 4 bölü 2'den 2 gram bölü mililitre olur Tonguç'um. Geldik nektar miktarının su miktarı oranı.
Nektar miktarı 200 mililitre. Su miktarı 1200 mililitre. Bak birbirini götürdüler. Sıfırlar da götürdü. 2/12'den 1/6. İşte bu birimsiz. Bu da birimli oran diyoruz. Birimli. Hocam bitti süre. Evet hemen bunu da bir yazdım zaten. Birimsiz diyorum. Çok özür dilerim. Birazcık geç kaldım. Evet çak bu beşlik Tonguç Evren Bey. Oh, süper zekisin gerçekten de. O zaman şimdi ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım sana göre.